izlemedim ya. izlemedim, izlemedim. Allah Allah. iki tahammülünüz yok lan. Aldatmadım. Kadın çok hoşuna mı gitti? <laughs> Sana göre Berat. senin en zayıf noktan sen dedin ki Berat. Olsa başkalarına hızlı güveniyorum. Sana göre senin zayıf noktaların <laughs> duyguların demiş. Sana göre senin en zayıf. Oğlum ben de öyle şeyler yok. Geçen gün o askerlik anısında da keşin bu herif bunları yazmış sonra çalışmış amına koyayım. Ondan sonra yayınında içerik üretiyor. Siktir git. Hasta mısın amına koyayım? Mal mısın? Gerizekalı mısın? Basıtsız orospu çocuğu. Böyle bir şeyim var ya. İşim gücüm yok sabah oturacağım akşam yayında acaba askerlik hanımım hmm, bunu anlatayım. Şunu anlatayım. Yani kendi olsa öyle yapacak ha. Kendi olsa yıkık orospu çocuğu öyle yapacak. Bütün gün içerik kasacak, sallayacak böyle millete sıkacak. Aşırı tilt oluyorum ya. Böyle tek şu odaya böyle tek tek dizip böyle telleyene kadar dövesin var ya. Böyle yan yana koyacaksın amına koyayım bir tane ona vur, o seksin kafası ona çarpsın. Buna vur, buradan bir tane de buna vur böyle duvara çarpsın. Teri böyle o suratındaki pislik, amına kodumun çocuğu, kıskanç amcık böyle burada böyle sürünsün kafası. Ondan sonra diyelim böyle korkudan taşaklarının arasından böyle çiş dökülsün yere böyle damla damla. Üstüne kayıp basıp düşsün böyle. Yerdeyken bir de böyle bir daha sokakta amına kodumun diye vur. Neyse. Yani duygular e, olabilir, evet ama... Benim aslında sorunum güvenmemek. Güvenmiyorum çok çok. Kadın güvenmiyor. Kadın güvenmiyor abi. Ya bak şunu söylemeye çalışıyorum. Niye sinirlendiğimi? Bak ben şeyi bir adamım. Takık makık çok takıyorsun diyenler öyle yazmayın. Çünkü ee, ben 12 takipçisi olan bir Twitch klipleri bilmem ne Instagram hesabını bile takip ediyorum. Veya beni teklediyse altına cevap veriyorum, mesaj atıyorum. Kardeşimsin, canımsın, teşekkür ederim. Çünkü adam beni seviyor ve benim bir şeyimi paylaşıyor. Tamam mı? <laughs> bak, bugün neyi, neye denk geldim sabah? Edren 10 kişi yazdım mı çıkar. Şimdi bak başlık Edren askerlik dönüşü 10 kişiye karşı ettiği kavgayı anlatıyor. 270 dislike 3 üstüne ise 155 bin izlenmiş. Adam oradaki bilmem bilmem ne zamanda bir samuray varmış. 10 kişiye bedelmiş. 15 kişi toplanıp anasını bilmem ne yapmışlar. Ee, video videonun %30'u kaburgam kırık, %20'si askerden geldim %50 yengeç. Hmm, dur bakayım. Geç bunu. Böyle bir yayıncım var amına koyayım. 50 bit yollamış chat'ten sorsa oğlum diyor. Chat'ten sorsa. Bak, benim cümlelerim arasında 50 bit yollamış chatten sorsana oğlum diyor yakalayan da var. İllandalı boksör sanki amına koyayım. At, yala, at yalanını sikeyim inananı. Bu adam ne anlatırsa anlatsın hafif kendini yüceltiyor Böyle anlatımları hiç sevmiyorum. Tamam Tuğkan en güçlü sensin. Videonun bak bu dermanın fedaileri var ya Derman'ın siktiğimin çocuğu. Açıp videoyu izlememiş. İzlememiş abi videoyu herif. Yani orada kırık Kaburgamla nasıl dayak yediğimi anlatıyorum aslında. En güçlü sensin tukan diyor. Am yazmayacağım. Askeri gidip gelenler böyle sallıyor amına koyayım diyen. Dur bak, bak, bunlar bunlar kanser yorumlar değil. Dur bak, kanser yorumlara geliyorum. Böyle hikaye anlatan tipleri biliyorum. Bence kavga edeceksin, edebilirsin de ama ama hiçbir ortamda anlatmayacaksın. Çünkü samimiyetsiz oluyor, övünüyormuşsun gibi oluyor. Karşı tarafın gözlerinde hadelen bakışı oluyor. Hani ben bu heriflere gerçekten bak real hayatımdan bahsediyorum. Dövdüğüm adamları anlatsam hak veririm. Ben de sevmem bu arada. Onu şöyle dövdüm, bunu böyle dövdüm, bunu şöyle indirdim. Çok da duymam, hiçbir zaman da duymamışsınızdır benden bu arada. Bak ben dayak yediğim anıları anlatıyorum. Komik olan anılarımı anlatıyorum. Ondan sonra ee, işte böyle fail'lar yaptığım ne hadi lan Oğlum ben kimi dövdüğümü anlattım yayınlarımda. <laughs> Siktirin gidin ama. Oğlum valla siz var adamı sinirlendirmek için varlığınız o yüzden var ha. Kanıtlayın oğlum birini şöyle dövdüm böyle. Kanıtla. Kanıtlamayan orospu bu çocuğu. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şunu şöyle dövdüm bunu böyle dövdüm bunu aldım buradan vurdum onu bir devirdim ondan sonra onu da... De... Kanıtlamayan orus bu çocuğu mu lan? Hadi bakayım. Biliyorum lan şaka yaptıklarını. Ama bak bunlar benim chatimden veya Twitch'ten adamlar değil ha. Bunlar o tayfadan değil. Bunlar hiç bilmiyor. Bak iyi sallıyor ama ha. Sonra uyandım hepsi kabusmuş. Bu kim amına koyayım burada ne işi var? Bak bak. Bu adam 10 kişiye karşı kavga etmiş olsaydı şu anda bu konuyu anlatır olmazdı. Ya sapçeti almayın oğlum. Alo. Adamlarla konuşuyorum. Niye sapçeti alıyorsunuz şöyle bir durumda ya? Vallahi bugünkü yayında kimler neye ne zaman sapçeti almış bakacağım abi. Herhal benim derdim şu değil. Bu herif bu videoyu izlemeden yorum yapıyor. Anladın mı? Beni sinirlendiren o. Başka bir şey değil. Çünkü başlık öyle. Elren askerlik dönüşü 10 kişiye karşı ettiği kavgayı anlatıyor. Burada adam bunu şey olarak okuyor. Elrean 10 kişiyi dövdüğü anısını anlatıyor mesela. Gerçekten bugün modlarım ayar oldum ama bak yalan yok. İçten işe bir ayarım var. Ee, bir bakacağım bugünkü yayın tekrarına. Ya siktir amına koyayım kavga görmemiş bir bok gibi anlatıyor bunu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Gene ego olacak gene bilmem ne olacak söylemiyorum o yüzden. Tipini siktiğim iki tane tokat görsen havada altına sıçarsın bokunu lokma lokma yersin amına koyayım kavga görmemiş diyor bana. Neyse bunlarla alışacağız uğraşacağız artık. Dönüyorum bizim hatuna. Çabuk. Yani <gülüyor> <gülüyor> ve evet. Doğru diyorsun mesela eğer kendin bir şeyi halledebilirsin. Ya bak neden takıyorsun ki diyorsunuz ya güzel kardeşlerim şu mantığınızla hiç hiç aynı fikirde değilim ya tak.